Ama ufak bir bilgi vereyim dedim ya çünkü konu açılmışken. Geriden geliyorum, toparlaya toparlaya geliyorum. Hadi bir adım daha öteye gideyim ben. O zaman altın iyice değersizleşir. Altına yatırım yapmayın. Tamam biz ne dedik zaten? Geçen ne yaptı? Öldüğü zaman kullanılmak üzere paraları vakfa bağışladı. Adam işte ölümsüzlüğü yapıp paraları ezecek. <laughs> Bugün Nötesi podcastlerimizin 93. bölümünden merhabalar. Ben Özcan Yazıcı. Yeni bir bölümle bir hafta aradan sonra yine sevgili Dağın Uzgur'la birlikte huzurunuzdayız. Hem podcast hem YouTube tarafında. Evet podcast tarafı harika. Ben de kendimizi dinliyorum ara ara. <laughs> <laughs> Araba yolculuğu yaparken. Çok iyiyiz ya. Valla şimdi ne hani yalan söyleyeyim. Kendimizi övmüş gibi olmayalım. Ama istiyorum. dinlemesi o kadar keyifli ki. Hani gerçekten çok güzel. Gerek ses kalitesi olsun. Bunlar da çok önemli. <laughs> böyle de megalaman bir olamaz. Biraz ya. da kendimizi övelim. Övelim tabii ya. Şey de böyle. Yolculuklarda çok iyi gidiyoruz. Ben de fark ettim yani. Şimdi açılışta bir numara verdim. 93. bölüm dedim. Kolay bir şey değil. Türkiye'de 93 hafta boyunca evet arada sağlık sorunları ya da başkaca işte pandemi döneminde özellikle birkaç bölüm atlamak zorunda kaldık ama 93 hafta boyunca sürdürmek kolay değil. Bu yolculuğa tek başıma başlamıştım. 16. bölümdi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra birlikte. 16'da ben eklemlendim. <laughs> ha, yalnız başına yapmanın zorluğu görülünce tabii. Yancı lazım oldu. Ben de yancı oldum. Daha huzurla <laughs> çok daha keyifli, güzel çok teşekkür kayıtlar ederim. yapacağımızı düşündüğüm için. Bugün ben... programı komple böyle yapabilir miyiz? Sürekli birbirimizi <laughs> övelim. Program boyunca birbirimizi övelim. Özcan Bey gerçekten çok başarılısınız. Yani gerek gazeteciniz Siz olsun. Siz de da. daha de Yani Muhteşemsiniz. Oh ne güzel valla. Hacivat'ta kara göz evet. gibi. <laughs> Siyasetten bulaştı. diyorsun. Ya, Türk siyasetinde böyle bir şey var seçim seçimde yaklaşıyor yoksa evet. siyasete mi gireceksin? İtiraf et hadi söyle. Ya ben yakından gemi... takip ettiğini biliyorum. Yo, ya şöyle bir durum oldu. Dün akşamki Saraçhane konuşmasını dinlerken işte Ekrem İmamoğlu orada biraz hani yaşının genç olduğundan bahsetti. Yani yeter dedi siyasetin yaşlılığı. da de gördüm yani. O mesajı yakalamışsın oradan. Yani yakaladım. Ben de hakikaten siyasetin biraz gençleşmesini arzu ediyorum ama bu tabii hani desteklediğim manasında gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın ama Bence siyasetin yaşı biraz hani değil mi? O yani Türkiye'de sürekli her daim konuşulan konulardan evet. bir tanesi gençler ve kadınların özellikle siyasette daha aktif olması gerektiği konusu. Ama ne hikmetse herkes bunu savunur ama fiili olarak bu bir türlü gerçekleşmez. Evet katılıyorum gerçekten gençleşmesi gerekiyor. Ya birkaç fruit yapıp yani kendi şeylerini ne beklemiyordum. Da, ya şimdi ben burada program boyunca bir saat boyunca bu koltukta sandalyede oturuyorum. Sonra kalkınca bir de üşüyorum. O kadar ısınıyor bu sandalye. O kadar böyle tatlı oluyor. Bırakmak istemiyorsun. Diyorsun. Ya böyle o kadar tatlı hiç kalkasım gelmiyor. Hep hep bunda oturmak istiyorum ben. Herhalde öyle öyle bir problem var galiba bizim siyasette. Evet maalesef o ciddi bir problem. Şimdi 2022'nin sonuna yaklaşıyoruz. 93. bölüm, 94. bölümle 2022 tamamlamış olacağız. Önümüzdeki hafta belki hoşça kal 2022 merhaba 2023 şeklinde bir bölüm kaydederiz. Geçen yıl bir önceki yılın son bölümünde bir 2021 değerlendirmesi yapmıştık. Sonraki yeni yılın ilk bölümünde de gelecek yılı bir sonraki yılı ya da dahil olmuş olduğumuz yılı değerlendirmiştik. Belki yine öyle bir şey yaparız. Olabilir. Konuştuğumuz konuları bir yıl boyuncaki konulara bir bakıp hatırlatmak istediklerimizi tekrar bir gündeme alabiliriz. Bu arada da işte yorumlarınızla sizler de konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa, tekrar ele almamızı istediğiniz bir konu varsa yazarsanız öyle bir bölümde yapabiliriz. Değerlendirme bölümü gibi. Kesinlikle yani bir yıl boyunca 1 Ocak'tan başlayıp 31 Aralık'a kadar nereden nereye gelmiş Türkiye, dünya bir Şöyle özet geçeriz, yorumlarız tekrar. Bu haftaki gündem konularımıza geçelim mi? Güzel konular var. Hele hele seçtiğimiz ilk konu üzerinde aslında çokça konuşulması gereken bir konu. Biraz da teknik bir konu ama insanlık tarihi açısından da önemli gelişmelere yol açacak bir konu, tetikleyecek bir konu. Enerji konusu insanoğlunun ezelden beri önemli konularından bir tanesi olmuştur. Belki kimi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ilk kez duyuyor olabilir. Füzyon reaksiyonu, füzyon enerjisi, füzyon teknolojisi. Füzyon mutfağı. <gülüyor> Oradan <gülüyor> duymuşlardır en azından. En azından diyoruz. Füzyon mutfağı. Evet burada ü ile kastettiğimiz bir de füzyon ile telaffuz ettiğimiz bir teknoloji var. Bu füzyon teknolojisi aslında bildiğimiz bir hani klasik olarak nasıl söyleyelim bir nükleer enerji olarak da tabir edebileceğimiz. Yani enerjinin atomun parçalanması esasına dayalı bir teknoloji füzyon teknolojisi ise tam tersine parçalanması değil atomların birleştirilmesine, çarpıştırılmasına dayalı bir teknoloji. Şimdi ben kısa bir teknik giriş yaptım ama esas şimdi sana topu atacağım. Şu füzyon teknolojisini etraflıca anlatmanı isteyeceğim. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü Kaliforniya Üniversitesi'nde çok ciddi bir deney yapıldı. Ve insanlık tarihinde ilk kez bilim insanları füzyon reaksiyonu harcanan enerjiden daha fazla enerji elde ettiler. Bu büyük bir bilimsel keşif olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya açıklandı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından neyi başardı? İnsanoğlu nasıl bir teknoloji bu teknoloji ve nereye doğru gideceğiz? Şimdi bizim ülkemizde de bilindiği üzere nükleer enerji santralı yapılmasıyla ilgili bir gündem var. İşte bir tanesi Akkuyu'da inşaat devam ediyor Ruslar tarafında. Bir tanesi de yine Sinop, Sinop tarafında planlanıyor. planlanıyor. Herhalde yapılacak gibi gözüküyor. Hazır o konuya girmişken zaten orası da ayrı bir bu ama en son gelinen noktada Ruslar tamamen Türk şirketlerini de devreden çıkartıp kendi artık şirketleriyle devam ediyorlar yola ve yapılan anlaşma gereği hiçbir teknoloji transferi yapmadan Santral işletecekler. Bak, gene siyasete girmeye başladım. Ama ufak bir bilgi vereyim dedim ya çünkü <laughs> konu açılmışken. Geriden <laughs> geliyorum, toparlaya toparlaya geliyorum. Buradaki anlaşmada hiçbir bilgi vermeden, öğretmeden santralın ömrü tamamlandığında da santralı söküp gidecekler. Bu arada biz hani Türkiye'de ne öğreneceğiz? Oradaki çalışan belki teknisyenlerin 3-5 elde ettiği bilgiyle kalacak bu iş. Çünkü anlaşma gereği bir bilgi transferi söz konusu değil. Türkiye'de bunu yapacak şekilde ileri bir teknoloji olmadığı için. Atomla ilgili olarak ki memlekette ta yıllar önce kurulmuş atom mühendisliği bölümleri var. Türk filmlerine bile konu olan hani ben bırakacağım bu atom mühendisliğini halk adam olacağım diye bir Türk filmi var. İnsanlık için çalıştık sokakta kaldı. Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Onun için atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Şimdi buradaki nükleer santralların çalışma sisteminde az önce de hani bahsettiğimiz gibi atomun parçalanmasından kaynaklanan bir ısı oluşuyor. Ve bu oluşan ısıyı da bir şekilde elektrik enerjisine çevirmek istiyoruz biz. Ve dünyanın en hormonlu, en büyük buhar kazanı yöntemiyle evet. elektriğe çeviriyoruz. Aslında adı böyle nükleer olduğu için çok havalı gözüküyor. Hı -hı. Atıkları da çok inanılmaz. Tabii ki. Çünkü Eğilir parçalanma alınacak. sırasında dışarı doğru saçılan ışınmalar var. Bunlar da nükleer atık oluyor. Bunların depolanmasıyla ilgili bile şu an mesela az önce bahsettiğim konuda depolama alanı daha planlanıyor. Hani çıkacak... E, buradaki çöplerin ne olacağı da meçhul bu arada. Neyse. Onlarca yıl saklanması gerekiyor e, epey epey uzun bir zaman saklamak gerekiyor. Şimdi böyle e, işin içine nükleer falan deyince çok havalı gözüküyor. Atom parçalamak falan filan ama sonunda ortaya çıkan enerjiyi ne yapacağımızı bir türlü bulamamışız. Bomba yapıp insanları öldürmüşüz. Ondan sonra da aklımıza en basit ve en kolay gelen yöntem buhar kazanı yöntemiyle suyu ısıtalım türbünü döndürelim elektrik elde edelim diye ki kazanım oranına bakarsanız aslında çok enayice bir yöntem yani. Hani bu kadar atomu bölecek kadar bilgiye sahip olup da elektriği buhar türbününden elde ediyor olmak hakikaten çok komik. Şimdi bir de bütün evrende kullanılan belki de evrenin enerjisi olarak kullanılan bir reaksiyon daha var. Bu anlattığım fisyondu. Şimdikisi füzyon. Bu füzyonda da olay şundan ibaret pozitif yüklü ee, çekirdeği, iki tane çekirdeği birbirine yaklaştırıyorsun. Bildiğiniz gibi iki tane pozitif birbirini iter. Bunlar direniyorlar yani. Gelme bana, gelme bana diyor. Yaklaşma bana diyor. Aşırı derecede ısı bunları uygulayarak ve basınç uygulayarak. Çarpıştırıyorsun. Kaynaştırıyorsun diyelim. Çarpıştırmak da değil. Kaynaştırıyorsun ve o esnada işte ortaya. Büyük bir enerji ortaya. Bir enerji ortaya çıkıyor ve atık olarak da e, yarılanma ömrü çok azalan ve çok kolay yalıtılabilecek de bir dışarı çıktı veriyor. Tam çevreci bir teknoloji. Harika bir şey ve bunun örneği de doğada nerede? Güneş. güneş. Güneşin yani, taklit edilmesi Evet, var. yani yeryüzündeki güneş diyebiliriz buna füzyona baktığımız zaman. Güneş bunu doğal olarak yapıyor. Şimdi dünyayı düşünelim ve diğer gezegenleri. Bunların en ortasında da güneş var. O güneşin de bir çekim kuvveti var. Zaten güneş kendine de aynı şekilde basınç uyguladığı için arzu edilen yüksek basınç güneşin içinde zaten mevcut. O yüzden kolaylıkla füzyon yapabiliyor. Güneş ve etrafa ısı ve ışık yayıyor. Biz de bunun sayesinde işte bütün evren, insanlar, şunlar, bunlar oluşuyor. Şöyle ilginç bir konu daha var. Biz burada yine aynı şekilde füzyonlarla nasıl enerji elde edeceğimizi bulabilmiş değiliz. Aslında en büyük problem bu. Buhar kazanı sistemine dönsek ya o kadar yüksek bir ısı ortaya çıkıyor ki buna ne boru dayanır ne kazan dayanır. Yine çok büyük bir problem var. Ama bugünkü işte haberin konusu ve bizim de girmemizin sebebi olan bir gelişme olmuş Amerika'da. Lazer teknolojisiyle bir şeyler yapmışlar. Onun da devamını siz anlatın neler yapmışlar. Ben sonra konuşurum yine. Aslında fizyoterapi teknolojisiyle ilgili dünyada farklı ülkelerde ve farklı üniversitelerde, farklı laboratuvarlarda, farklı koşullarda ve teknolojilerde birçok deney yapılıyor. Onlarca yıldır. 1950'lerden beri süregelen insanın büyük ideali arayışı füzyon teknolojisi dolayısıyla hani tek bir bilimsel yöntem füzyonun bu birleştirmenin çarpıştırmanın füzyon teknolojisinin farklı yöntemlerle farklı bilimsel deneylerle sürdürüldüğünde not edelim. Ana olarak iki yönteme ayrılıyor. Bir tanesi Avrupalıların benimsediği tokamak diyorlar bu reaktöre de hatta. Simit demek. Rusların teknolojisini çorlamışlar. Oradan geliyor. Bir de Amerikalıların lazer teknolojisi var. O da da eklemiş olalım. Şimdi Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın özeti şu. Biraz teknik yönlerde içerdiği için ben bunu birebir aktarmak istiyorum. Süreç adım adım basitçe şu şekilde gerçekleşmiş. Lazer ışınları en fazla 192 adet olacak şekilde reaktör içindeki boşluğa ateşlenmiş. Böylelikle reaktörün içi ısınmış. Çok yüksek sıcaklıkta plazma oluşmuş. Lazerle oluşan X ışını hidrojenin döteryum ve trityum izotoplarından oluşan katman yüzeyinden boşluk içine yansımış. Reaktör içerisindeki boşluğun ortasında bulunan yakıt kapsülü patlayarak füzyon reaksiyonu için gerekli koşulları sağlamış. Isı yakıtla yeterince hızlı yayılarak enerji verimi elde edilmiş. Teknik olarak yapılan bu çalışmayı bu şekilde özetleyebiliriz. Ama kat edilecek henüz çok yol var. Biraz önce senin de söz ettiğin gibi bunun enerjiye dönüştürülmesi için önemli eşiklerden bir tanesi şu anda aşılmış vaziyette. Belki de birkaç on yılda, daha, 15-20 yıl, belki de çok sürpriz bilimsel Gelişmelerle birlikte daha da kısılabilir. Birçok ülkenin laboratuvarında şu anda kamuoyuna yansıyanları biliyoruz ama. Avrupa'da ortak çok sürü... büyük bir reaktör yapmaya evet. çalışıyor. Burada şunu söylemek istiyorum ben. Aslında bizim için enerji elde etmek hep elektriğe dayanıyor yani. Düşünce tarzı olarak. Aslında güneş de bu füzyonu gerçekleştirirken elektrik üret diye sen bunu yapmıyor. Biz onu güneş panelleri yöntemiyle elektriğe çeviriyoruz ama. Biraz belki zihin ve düşünce olarak elektrik üretmekten çıksak. O zaman iş daha farklı olabilir. Çünkü füzyonla birlikte ne bileyim işte yakıtı bitmeyen uzay araçları yapmak veya farklı makinalar farklı teknolojiler icat etmek mümkün olabilir. İnsanın aklı şu an pek bunları çözemiyor. Hep şeye gidiyoruz biz. İşte elektrik üreteceğiz biz. Nükleer santralın yerine geçecek. Bu Amerika'da yapılan deneyle ilgili de aslında bir başarı gibi sunulsa da daha bunun çok başında olduğumuzu gösteren bir durum var. Şimdi oradaki testin sonunda reaksiyonun toplamında iki buçuk e, megajül enerji elde edildi diyor. Evet. Lazerlerin diyor harcadığı enerji ise 2.1 megajüldü diyor. Buradan diyor bir kazanım elde ettik diyor. Aslında burada elde edilen tek şey bir ısı veriyorsun. Harcananın bir tık üstüne çıkıyorsun. Ama elektrik değil. Yani verdiğin ısıyı ısı olarak aslında elde etmiş oluyorsun. Biraz bir ısı artışı söz konusu oluyor. Ama totalde bakarsan o ısının çevrimdeki kaybını bilmem neyi koyduğun zaman hala daha bir kazanım elde edilmiş değil. Hala teoride kalmış bir şey. Ve finalde verdiğin ısıdan daha fazla ısıyı elde ettiğinde bunu nasıl enerjiye çevireceğin, nasıl kullanacağınla ilgili de bir teknolojimiz yok. Sadece buhar kazanı var hala. Hani yüzyıllardır aynı teknoloji, aynı hikaye. O açıdan da belki yeni bir icadın yapılması. Füzyonun şöyle bir güzelliği var. İstediğin zaman start verip istediğin zaman durdurabiliyorsun. Ama fisyon böyle değil. Çernobil dizisini izleyenler bilecektir. Orada mesela reaktörün patlamasına sebep olan konu zamanda müdahale edilmediği için reaksiyonu durduramıyorlar. Ve bir santral patlamaya doğru gidiyor. Onda çok büyük bir sıkıntı var ama füzyon böyle istediğin anda durdurabildiğin de bir şey. O birleştirme işlemini, Hı -hı. prosesi durdurabiliyorsun çünkü. Her bu konuyla ilgili haber çıktığında 30 yıl sonra füzyon bulunacak diyorlar. 30 yıl geçiyor, bir 30 yıl sonra falan inşallah diyorlar. İnsanlık hala bunu bulamadı ama benim hani o hep söylediğim ya bir şey bulacağız ve çok farklı belki fizik kuralı olarak da farklı bir şey ortaya çıkacak dediğim husus bu olabilir. Bu şeye benziyor işte. 4 tane pervane takıp drone yapıyorsun. Onunla drone taksi yapıyorsun. Ama bana o bakınca da o da çok şey geliyor. İlkel geliyor yani. Tekerleğin icadı gibi bir şey. Pervaneli bir şeyle haldır uldur haldır uldur uçmak. Daha böyle sessiz hiç yeni bir teknolojiyle yer çekimine karşı gelecek bir enerji, belki bir füzyon reaktörü olan bir taşıtla e, havalanmak, yer çekimini ortadan kaldırmakla ilgili bir şeyler bulunursa bu işin tadı çıkmaya başlayacak. Yoksa şu an hala kafa olarak biz Buhar kazanındayız. Ee, öyle de bir dezavantaj yani var. Şunu da söylemek gerekiyor, tabii insan oğlunun en büyük ezelden beri hayallerinden bir tanesi sonsuz enerji kaynağına ulaşabilmek. Bugüne kadar insan oğlunun enerji anlamda kullanmış olduğu kaynaklar, yöntemler aslında sınırlı ve belli bir kaynağın varlığını ve potansiyelinin sınırlarına bağlı olarak gelişti ilerledi. Oysa füzyon teknolojisi doğanın içinde var Direkt olan kendisi. ve sonsuza kadar. Evet kullanabileceğimiz bir enerji kaynağı evet. bir teknoloji demek. Doğanın kendisini yani bu uzayın derinliklerine kadar uzanabilecek bir teknolojiden söz ediyoruz. Bu uzay keşiflerinin bile yolunu açabilecek bir teknoloji. Birçok insanoğlunun hayatı ile ilgili, yaşamı ile ilgili, işleriyle ilgili birçok yapıyı da kökten değiştirebilecek bir teknoloji sonuçta. Şunu da son eklemek istiyorum. İki tane işte farklı e, atomu bir araya getirmenin teknolojisini biz bulduğumuz zaman yeryüzündeki bütün diğer elementleri de oluşturmanın yolunu bulmuş olacağız aslında. Doğru. Bu açıdan bakmıyor kimse konuya. Yani altın simyacılığı yapabileceğiz. Evet. Hadi bir adım daha öteye gideyim ben? O zaman altın iyice değersizleşecek. Altına yatırım yapmayın. <laughs> <laughs> yani hiç ummadığınız kadar taşlar kayalar altına dönüşüyor. Nedir verir. senin bu altın düşmanlığın <laughs> onu da anlamıyorum. Bizim toplumda çok değer veriliyor ya bir de bu şeyde var Hindistanlılarda falan var yani altın ekonomisi çok büyük. Bana çok komik ve saçma geliyor. Yani o düğünlerdeki durum falan da çok ne koyacağız deşek geliyor. koyacağız yani, Yastığın alt, altın almayacağız da ne koyacağız yastığın? Ya ben ne bileyim ya hani kısıtlı Dolar de... desteleri mi koyacağız? Şimdi şeyde YouTube'da ve şeyde TikTok'ta şey videoları var. Defineci videoları var. Kazıyorlar. İşte kasa diyorlar ona. Zamanında banka olmadığı için kayaları oymuşlar. içlerine altınlarını saklamışlar. Ebe kerizler. <gülüyor> <gülüyor> Bundan 100, 100 yıl önce 200 yıl önce o altınları biriktirdiniz. Emek verdiniz. Kayanın içine koyduğunuzda ne oldu? Aa bizim elinde dedektörle dayılar. Gezip buluyor. Dayılar sizin şeyi kasayı patlatıyor. Yani o yüzden hani işte mantıklı olmadı oradan da belli zaten. <laughs> Altını bırakın kriptoya gelin diyorsunuz. Ya kripto kripto hayatınızı yaşayın. Ya füzyonları. Bizim nereye? parayı boş verin. Füzyonu da ancak mutfak teknolojisi olarak kullanın. İki tane iyice birleştirin füzyon yapın ondan. <laughs> Füzyonlar nereye geldi? Evet, evet. Bu konuyla ilgili ekleyeceğim başka bir not yapsın. Bizim program için böyle muhtemelen biraz, belki bol, bizim, bol bol başka yayınlarda anlatırlar. olabilir. Yani çok teknik bir konu olduğu için biraz anlaşılabilir. Evet. Hale getirmeye çalıştık. Tabii ki iş oldukça hani teknolojik yönleri de var. Birazcık merakınızı giderebildiysek, bir ufuk açabildiysek ne mutlu bize diyelim. Başka bir günden başlığımıza geçelim. Şimdi Matrix'i izleyenler vardır. Matrix filmini ben birkaç defa izledim. Çoğu insanda bu tip filmleri sevenler mutlaka birkaç defa izlemişlerdir. Aklımda kalan en önemli sahnelerden bir tanesi sevgili daha uzun kamera böyle alçalıyor, aşağıya doğru iniyor, iniyor, iniyor. Farklı açılardan hmm. gösteriyor ve tüplerin içerisinde bir emriyo tarlaları vardı. İnsan pilleri Matrix için enerji elde ediyor çünkü onlardan. İçinde artık doğurganlık bitmiş yeni insanlar bu tüpler içerisinde yetiştiriliyor diyelim. Sinir sistemlerine çubuğu saplamış makinalar bebeklikten itibaren. Ee, onlar bir fanusun içinde kavanozun içinde orada beden olarak yaşayıp enerji üretiyorlar. Onunla da makinalar ihtiyaç duyduğu enerji işini çözüyorlar çünkü çok büyük bir dünya savaşı sonucunda atmosfer tamamen kapanmış. Güneş giremez olmuş atmosferden içeriye. Doğa bitmiş, her şey bitmiş. Makinalarda dünyayı ele geçirmiş. İnsanları pil olarak kullanıyor ve çok büyük insan tarlaları kurmuş makinalar. Onun içinde birçok böyle yatan insanların olduğu bir görüntü var. Ve o anda zaten her o filmi izleyen bir aydınlanma yaşıyor böyle. <laughs> Yok artık diyor. Bu wow. da... Ama şimdi insanoğlu Matrix'teki bu sahneye doğru giden önemli adımlar atıyor. 2017 yılında Bilim insanları BioBak isim verdikleri bir yapay rahim görev gören bir buluşa imza atmışlardı. Şimdi bu BioBak projesi içerisinde işte yavru kuzular, fareler yetiştirilmiş ve bu projenin sonunda da gelinen aşamada EctoLife adı verilen yapay bir rahim tesisi ortaya çıkmış ve bu ciddi ciddi şu anda bilimsel olarak ilerlemiş gözüküyor. İnsanlar tartışıyor. Tartışıyor. Ne diyorsun yakında yani bir 10 yıl önce yaklaşık olarak 10 yıl önce yok artık bu kadar da olmaz ya da bize şaşkınlık veren bir film sahnesi birçok başka film sahnelerinde olduğu gibi insanoğlu bu adımı da atacak gibi gözüküyor. Nasıl yorumluyorsun? Bunun tabii bir adım daha öteye gitmiş hali var. Ee, tabii insan için uygulanırsa hani insanlık izin verirse buna genetik olarak ayarlanmış içinden hastalıkları çıkartılmış DNA'sından. Ailevi hastalıkların çıkartıldığı mükemmel, tertemiz bir yumurtalar bunun içine yerleştirilecek. Ve hamilelik sürecini de kadınlar bu sıkıntılı süreci yaşamadan bunların içinde çocuklarını olgunlaştıracaklar. Acı insanlar. yok, sancı yok, tekme yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra hazır başlamışken bunu 9 ayda falan da buradan çıkartmamak lazım. En azından bir yürüyene kadar da bunun içinde tutsunlar. Çünkü emeklemek falan da çok <laughs> sıkıntılı süreçler bunlar şimdi. Çocuk bir dünya ağlıyor, sızlıyor falan filan. Şöyle bir hazır. Hani nasıl bütün doğan hayvanlar direkt koşup yürümeye başlayabiliyor? İnsan çok şey doğuyor çünkü. Çaresiz doğan bir varlık yani. Herhalde doğadaki en kek şekilde doğan varlık şeydir. insandır. Bakıma ihtiyacı var çünkü doğum sonrası. Bunların içinde tutsunlar biraz daha böyle. Çocuk yürüyebilecek hale gelse sonra anası babası alsın evladını hazır. Mükemmel <laughs> evlatlarını yollarına devam etsin. Ama çok büyük kültürel tartışmalar da Olmaz mı Anne ya? babalar arasında. Mesela şimdi şöyle sen biliyor musun ben onu 9 ay 10 gün karnımda taşıdım ya da 7 ay karnım neler çektim sen biliyor musun? Bu şey elden, elden gidecek, gidecek tabii. Gidecek. E doğru doğru o zaman adam diyecek ki vallahi en premium'a gittim bastım. <gülüyor> 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 en, en öndeki küvezden aldım vallahi diye. Ya işte tabii genetiğin oynanmasıyla ilgili insanların kanser gibi bazı genetik hastalıkların geçmesini engellenmesiyle ilgili de tabii güzel tarafları var bunun. Ama velakin insan genetiğinin oynanmasının işte doğaya müdahale riski de var. Bir problem de mükemmel insanlar olursa nüfus işi ne olacak? O zaman kesinlikle dünyada bir nüfus planlamasına ihtiyaç var. Belki de o zaman denecek ki dünyadaki her çift en fazla bir çocuk yapabilsin. Ki hani nüfus azalsın en azından veya iki. Ya belki de bu çiftlerin ya da işte yumurta ve spermi sağlayan donörlerin diyeceğim. Hı, hı. Bilgisi dışında belki de bunlar döner bankalarından temin edilerek. Bunlar bir, toplumun çocukları olacak o zaman. Aynen öyle hani, bir otorite. Ananın babanın çocuğu olmayacak da toplumun evet, Bir olacak. otorite diyecek işte bize bu yıl kaç tane insan gerekiyor? Bebek gerekiyor işte yüz bin tane. Yüz bin tane emriyor tarlalarında diyeyim artık. Biraz <laughs> sevimsiz bir tabir oluyor gerçi ama. Bu tesislerde ya da Life yapay rahim tesislerinde dünyaya getirilecek. Normal doğum yasaklanıyor. Şimdi gelecekte öyle bir şey düşünüyoruz. Çünkü normal doğum, insanlar kaçak kaçak normal doğum yapıyorlar falan. Ama normal doğum yapıldığı zaman topluma zarar veriyorsun sen. Çünkü hasta olabiliyor çocuğun. Genetik işte bir şeyler taşıyabiliyor falan. Normal doğum yasaklanıyor. Çocuklar tesislerden elde edilmek zorunda. Ve tesisinde kotası var. Hani şey gibi e, haç kotası gibi yıllık mesela gidecek sayısı belli ya. Bunda da diyecekler ki Türkiye'de bu yıl e, 1 milyon kota verildi size. Yazılacaksın oraya araba sırasına girer gibi. Şansına düşerse yürüyen bebeğini önecekler eline. Yani cesur Yeni Dünya romanını okumuş olanlar bilir. Orada da benzer bir sahneler vardı. Kontrollü üreme yöntemleri kullanıyordu Onu andırıyor bir evet. boyutuyla da. Dolayısıyla hani teknoloji inanılmaz sağlık alanında özellikle gelişmeleri tetikliyor. Bu da önümüzdeki dönem gerçekleşecek teknolojilerden bir tanesi gibi gözüküyor. Tabii ki bunu sosyolojik, felsefi, psikolojik bir sürü yönü tartışılacaktır eleştirenler, karşı çıkanlar olacaktır. Ama birçok teknolojik gelişmeye tarih boyunca karşı çıkılmasına rağmen... Ve engellenemediği gibi. Hayata geçmesi engellenemedi de düşünürsek daha çok felsefi bir boyutuyla tartışılacak gibi gözüküyor. Buradan yine başka bir başlığımıza geçelim. Yine sağlık alanında önemli bir gelişme oldu. Ondan bahsedelim. Bilim insanları dokuları, sinirleri ve organları onarabilen bir yapıştırıcı keşfetmişler sevgili danız Şimdi bu nasıl bir keşif ve teknoloji? Bazen organ uyum suzlukları gibi durumlar da olabilir. Bunları da giderebilen ve uyumsuz organlara bile nakledilebilecek çözümler getiren bir teknoloji. Ne diyorsun? Yani ölümsüzlüğe doğru bir adım gibi yorumlamış bazı yorumcular bu Şimdi karar de. karar veremedik. Yani geçtiğimiz haftalarda hani beden gitsin, efendim beyni yaşatalım makinalarla falan dedik. Ondan sonra bugün mükemmel insanın genetik olarak hazırlanması ile ilgili az önce tarladan çocuk alma konusunu konuştuk şimdi hücresel yapıştırıcı çıkmış her türlü hasarı yapıştırıyormuş falan. Herhalde bunlar kademeli gerçekleşecek gibi gözüküyor. İlk etapta insanlar ellerindeki mevcut insan bedenini maksimum seviyede kullanabilmek için teknolojiler geliştirecekler ama sonunda bakacaklar ki yani bununla uğraş uğraş gereksiz masraf. Diyecekler ki hiç bu hastalıklar olmasın. Ona geçeceğiz. En sonunda da herhalde en son beyin formuna işte dönüşüp ışığa, nura dönüşüp süreci tamamlayacağız gibi gözüküyor. Lazım. Yani Acil yaralanmada yaranın hemen kapatılması ile ilgili de bu yapıştırıcı işe yarayacak. Kesildi bir yerin tık diye hemen hmm. tedavi edecek. Çok güzel bir şey. Birçok da tabii kanamalı ölümü engeller. Birçok filmde o sahneleri hatırlarsın. Hemen işte bir cihazı tutuyor ya da bir şey yapıştırıyor. Oop, saniyeler içerisinde. Aklına şeyler geliyor. <laughs> Bilim kurgu <laughs> filmlerinde işte uzaydan gelen böyle yaratıklara hasar veriyorsun. Bir şekilde veya süper kahramanlara iyileşiyor birden. Bize ne kadar ütopik geliyordu değil mi? Bunu gördüğün zaman veya... Bundan belki 300 yıl önce böyle kesilen yeri bir anda iyileşen bir adam görsen Allah dersin ya ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> bir sorun var diye korkarsın. İşte bunlar şu an mesela bu haberi okuduk. Dinleyenler izleyenler için de aynı şey geçerli. Çok büyük bir wow dediniz mi mesela? Wow oh, demediniz. Az önceki o tarla daha ilginçti. Bu böyle Basit geldi yani bana. Biliyorum şaşırmadı, beni şaşırtmadı. Daha şaşırtan şeyler lazım. Ya tabii teknik boyutlarda olduğu için yani bu kafada canlandırmak, tasavvur etmek de... ...sözel olarak aktardığımız kadar kolay değil. Ama çok ciddi bilimsel ilerlemeler bunlar. Yani evet. bir hücresel yapıştırıcıdan söz ediyoruz. Bu hani insan bedeninde sentetik bir madde üretiyorsun, hücreleri birbirine bağlıyor yapıştırıcı görevi görüyor. İç organlarda da kullanılabiliyor, kullanılabiliyor. dışları da kullanılabiliyor. Tabii dolayısıyla bunları organların onarılması yani birçok organ hasarında yaşanan ciddi sıkıntılarda ne bileyim bir böbrek hastalığından, karaciğer rahatsızlığından düşünürsek, bundan söz ediyorsak bunlar çok hızlı bir şekilde Onaran üstelik bazen işte uygun doner bulunamadığı için böbrek hastalıklarında mesela. Evet yabancı organlarında kullanılmasını sağlıyor. Bir mu? teknoloji bunun birkaç yıl içerisinde geliştirilmiş versiyonlar ile birlikte diyelim çok ciddi bir şekilde yaşlılığın ya da insan ömrünü uzatabilecek yaşlılığı engelleyebilecek süreçlerin başladığını söyleyebiliriz. Organları elden geçirecek ama yaşlılık sadece organların yetmezliği ve yaşlılığından tabii kaynaklanmıyor. Başka problemlerimiz de var yaşlılıkla birlikte gelen. Onların da tedavi edilmesi lazım. <laughs> i̇şte zihnen de yaşlanmanın getirdiği toprağa yaklaşmanın verdiği korkuyla Arkada üç çatalı hissedince sırtında. Onun verdiği şeyle diğer toplumun geri kalanını hayatı zehir etmek gibi bazı insanlarda da negatif etkiler olabiliyor. Onları nasıl tedavi edeceğinize bakmak. Ruhsal yönden de tedavi gerekiyor. Ha bedeni dört dörtlük tutarsa ruhu da hani düzelir mi? Ya ona çok garanti veremem yani. Onunla ilgili bir yapıştırıcı eğer icat ederlerse sevinirim ruhsal tedavi için. <laughs> Bu konuyla ilgili söyleyeceğin başka bir şey yoksa... Yapsınlar da yapıştıralım diyeyim. Ne diyeyim bu konuyla ilgili? <laughs> bir an önce Jeff Bezos da ciddi bir şekilde bu konularla ilgili. Amazon'un kurucusu sahibi Altos isimli bir sağlık girişimine de çok ciddi yatırım yapıyor. Yani yaşlanmayı durdurucu, hücresel onarmı sağlayıcı bir girişim. Tamam biz ne dedik zaten? Geçen ne yaptı? Öldüğü zaman kullanılmak üzere paraları vakfa bağışladı. Adam işte ölümsüzlüğü yapıp paraları ezecek. <laughs> Bezos'un karanlık planı da bu. Belki ciddi ilerleme kaydedilirse fikrinden vazgeçebilir. Ben nasıl olsa ölümsüzlüğü keşfettim. Bundan sonra paraları kaptırmam diyebilir. yok öyle diyecek zaten. O direkt vakfın başında sonsuza kadar oturacak. Bu arada indirdiği Aa, vergi indirimlerinden de tabii bu arada indirdiği vergi indirimlerinden de güzel güzel faydalanıyor şu anda. Paraları vakf çünkü aktarınca karı kalmadı. Ölünce kullanırsınız dedi. Paralar orada duruyor. Uyuyor vakıfta şu anda. Ölümsüzlüğü bulursa sonra geri alır paraları. <laughs> ne diyorsun? Konuşmadan geçmek olmaz. Söz etmekten geçmek olmaz. Bütün dünya konuşuyor bu arada. Hani biz sadece biz değil hani biz çok konuşuyor gibi gözüküyoruz ama bir fiil Twitter'da sabahtan akşama kadar ona buna yanıt veriyor. Adını yeter ki geçir bir yerde. Arama yapıyor, search yapıyor. E şimdi bir de tabii makinist olarak makinenin başına da oturmuş aga. Hani database'in başında yani. Direkt kendine buton yapmıştır o benden bahsedenleri göster diye. Ona buna laf yetiştiriyor. Ne siyasetçisi kaldı, ne sporcusu kaldı, ne oyun, ne şarkıcısı kaldı, rapçisi kaldı. Durmadan millete uğraşıp duruyor sabahtan akşama kadar. Kimden bahsediyoruz? Elon evet. Onu söylemedim. <laughs> Zaten o kadar detaylı bir şekilde aktardık ki bizi dinleyen izleyenler ne de ettiğimizi anladı. O kadar çok gelişme oluyor ki Twitter tarafında, Elon Musk tarafında farklı farklı şirketlerle ilgili gelişmeler de var da Twitter boyutu bizim için çok önemli çünkü herkes neredeyse Twitter'da. Ne oluyor bitiyor? Twitter ölecek mi? Ölmeyecek mi? Mavi tık ne olacak? Aç, kapa. O renk, bu renk. Bizim Türk siyaseti acayip de, gelişmeler oluyor. Bu arada çok aktif kullandığı için de vatandaşlar aşırı ilgilenmeye başladı. Bazı açıklamalar sadece Twitter'da yapılıyor. Evet. Yani dün mesela açıklamaları Saraçhane'deki yapan. toplantıya gideceğini Meral Akşener bir selfie çekerek oradan gösterdi. Geliyorum İmamoğlu Ankara'dan yola çıktım diye. Şimdi bu atlatma haberi sadece orada görebilirsin. Hı hı. İmamoğlu da çağrısın oradan evet. yani evet. zaten. Sonra mi? da Twitter'dan canlı yayınladılar toplantıyı. Hiçbir televizyona televizyon bilmiyorum. Televizyonlar verip vermedi bilmiyorum. O saat itibariyle hani televizyon karşısında değildim ama e, Twitter'da canlı yayın vardı. Ben de açtım oradan izledim. Ya Çok güzel bir haber kaynağı oldu. Başından beri de zaten bunu savunuyoruz. Diğer basın kuruluşları artık oradan aldıkları tweet'i Hani kullanıyor, kullanıyor işte paylaşarak yani. haber yapmaya gayret ediyorlar. Şimdi 44 milyar dolar para harcadı satın alırken Elon Musk. Ama çok ciddi bir şekilde Elon Musk'ı sarsmışa benziyor. Bu süreç kaynak yaratmaya çalışıyor. İşte Tesla hisseleri mesela geçtiğimiz hafta içerisinde 3,58 milyar dolarlık bir hisse senedi sattı duyuruldu. Son dönemde 20 küsür milyar doları bulmuş Tesla'dan satmış olduğu hisseler. Ki çoğunlukla da bu Twitter operasyonu için kullanılan Kaynaklar bunlar. Kredi aldı bu arada. Kredi de aldı. Yani. İşte o kredi ödemeleri için özellikle bu son satışın evet. özellikle bu borçların ödenmesine yönelik olduğu söyleniyor. Tabii ki bütün bu gelişmeler birincilikten dünyanın en zengin insanı sıralamasında birincilikten ikinciliğe düşürmüş. Elon Musk'ı. Birinci kim olmuş? Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnold evet. olmuş şu anda. Musk'ın serveti 168 milyar dolar. Arnold'un ise 172,9 milyar dolar. Olmuş. Çanta ayakkabı satarak iyi toplamış baba. Evet. Modadan toplamış parayı. Çantaları Hanımlar sağ olsun. Sağ bazı siyasilerin hanımları var böyle 50 bin Euro'luk falan çantalar takıyorlar. Onlar evet. herhalde bu marka diye tahmin ediyorum. Kim acaba? Yani ne bileyim aklıma geldi ya. Bir şey bildiğimden değil. Değil diyorsun tamam. Şimdi bu Twitter tarafındaki gelişmelerden bir tanesi. Bu notu eklemiş olduk. Bir de yani... Elon Musk'la ilgili haftalardır, aylardır kızarak dile getirdim birçok sözü, yaklaşımı, eylemi oldu. Şimdi beni kızdıran gelişmelerden bir tanesi de şu oldu. Sen Cuma günü bütün Twitter çalışanlarını mail at. Çalışma saatleriyle ilgili işte 15 Aralık'a kadar süre ver. Ve onu da Cumartesi günü saat 17'ye kadar yanıtlayacaksınız diyerek gönder. Şimdi hafta sonu çalışması yoksa, insanlar tatile gidiyorsa pazartesi günü mesai saatine kadar maillere bakmayabilirsin değil mi? Pazartesi günü Twitter çalışanları ofislerinde bilgisayarların başına oturdukları zaman bir de bakıyorlar ki hafta sonu o maillerine bakmamış olan çalışanların mail hesapları bloklanmış. <laughs> Kapatılmış. İlan Bey kızmış. Niye maillerinize bakmadın diye dedi bir makinist makinanın başında <laughs> basmıştır kapatmıştır mailleri. Bir takım kuralları da anımsatan bir mail bu. Kimse şirket sırlarını açıklamayacak, konuşmayacak. Bu yalnızca işten çıkarmanıza vesile olmaz, aynı zamanda hakkınıza davada açılır ha tarzında bir mesaj olduğu söyleniyor. Şimdi hafta sonu çalışacaksın. İşte çok çalışacaksın. inanılmaz çalışacaksın. Hafta sonları da maillere bakacaksın. İlginç bir nasıl diyeyim? Sözcük de bu. Davranış şekli tamam. mi, iş yönetimi mi, iş sürekliliği, süreç yönetimi mi diyelim ne diyelim? Ama ya para vermişsin, para. Malın başına oturmuşsun, tezgahın başına durmadan düğmeleri kontrol ediyorsun. Yani servetinin büyük bir çoğunluğunu kalkıp bu işe bağlamışsın ve para kazanmayı hayal ediyordur muhakkak hani biraz da ihtiras da var. Yani sadece para için de bunu yapmadığı belli. Ee, i̇çeride çok çekirdek bir kadroda kalsın istediği için aslında durmadan her hafta bir takım baskılar uygulayarak aslında elemanları şutluyor yani. Ee, burada sonunda onun bütün söylediklerini kabul edenler kalmış olacak. O da kafasına göre takılacak ve kapıdan içeri girdiği zaman da alkışlarla kralımız hoş geldi diye karşılayacak bir ekip kalıyor içeride. Ee, yine benzer. Hani hiç muhalif yok içeride. Bütün muhalifler şutlanıyor. Meyille bakmıyorsun? Benim söylediğim yapmazsın ha şut. İçeride tamamen seni alkışlayan, seni destekleyen ve her yaptığını öven insanlar kalıyor. Bence süper. Ben para verdiysem ben de böyle bir ortam isterim valla. Öyle luga yok yani. Başka bir tabii Twitter tarafında başka bir iddia da gündeme yansıdı. Mavi tik uygulaması ile para kazanmaya çalışıyorsun. Farklı renklerde tik uygulaması Hı -hı. getiriyorsun. Sarı Etmişte gördüm. Sarı var, gri var. Sarıyı şirketler kullanacak Hı -hı. sanırım. Gri işte kamu Devlet kurumları gibi maviyi de işte genel kamuya açık bir kullanım şekli. Bu arada şu ana kadar geçmiş dönemlerde mavi tık almış olanlar da herhalde Ocak ayı gibi bir süreç içerisinde eğer para ödememişsiniz evet. onların da kapatılacağı söyleniyor. Mavi tık olanlara da duyurulur. Başkaca kaynaklardan da para kazanmak istediğine yönelik haberler var. Tabii. İddialardan bir tanesi de şirketlere kullanıcıların telefon numaraları gibi bazı kişisel verilerinin satılması gibi iddialar var. Özellikle Apple tarafıyla da önceki haftalarda evet. da konuşmuştuk. Ciddi bir rahatsızlık var. Dolayısıyla eğer bu da olursa mesela kullanıcılar tarafından sen nasıl karşılarsın bilmiyorum. Yani telefon numaranın özel şirketlere satılmasını ister misin? Ee, bir gelir karşılığı. Bu ciddi bir iddia ve sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Geçen gün bir app gördüm. Marketten indirilmiş herhalde Android'de çalışıyordu. İsim, soy isim ve şehir yazıyorsun. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında sorgu yapıp TC'yi çıkartıyor. Ondan sonra o TC ile de diğer okuduğun okullar, vukuat nüfus sureti falan alabildiğin bir app'i yayınlamışlar. Hani o yüzden telefon verimin sızması çok o yine beni heyecanlandırmadı. Ya bu veriler nasıl sızdı arkadaş? Bu programı kim yaptı? Bulun şunu. Ekran görüntülerini gördüm. İnanılmaz bir şey. Ya anlıyorum bu bir sızıntı, bir korsanlık, rahatsızlık verici evet, bir durum. Evet. Ama... Onun yaptığı da doğru değil canım. Twitter gibi bir kurum, özel şirket bunu ticari gelir elde etmek amacıyla... Ben yapacağını dinledim. düşünüyorum. Yani numaraları yekten satmak Elon Musk'ın tarzı değil. Hani onu katma değerli bir hizmete çevirecek bir şey yapar. Ama yekten numaraları falan satacağını zannetmiyorum ki reklam verenlerle de arası papaz. Şu an tamamen gelir modelini kullanıcılara dayandırıyor. Ya işte süper app yapacağım. Alışverişi de bunun içine koyacağım. Kriptoyu da buna koyacağım falan gibi yaklaşım varken kalkıp 100 yıllık bir yöntem olan num telefon numarasını satmak falan. Hackerların elinde bütün ülkeler halinde yıllarca var. Meta için, Facebook tarafı için de ekmek geldi. Yıllarca konuşuldu. Bu derece açık bir şekilde dile getirilmedi ama arka planda birçok şirket çalışan ifşaatlarıyla bu tip satışların evet. bir takım yapılarla, işbirlikleri, ve entegrasyonlarla ben telefon numarasının satılmasından korkmam da kişisel davranış hareketlerinin belirlenip, profillenip insanların satılmasına ben çok karşıyım. Hmm. Bunu işte en çok meta yaptı hep bunu söyledik. Telefonunu satma yoluna girerse onu da yapacak ya işte bu. Diğeri daha tehlikeli. Şimdi numarayı vermek ne alır? En fazla işte e, Digiturk satanla e, internet kampanyasına yararlanmak ister misiniz? Telefonlarından biraz daha alırsın. Ama seni profilleyip sattıkları zaman o çok asap bozucu oluyor. Bir de senin kişisel verilerinle o profilin eşleştirildiği zaman o baya gerilim marketing oluyor artık. O çok hoş gelmiyor. Biraz yıpratmak için de bazı haberlerde çıkıyor olabilir gibi geldi bana. Çünkü Elon Musk çok da düşman kazanıyor işte yani bu yaptığı hareketlerle. Ama bu 40 küsür milyar dolarlık bir yatırım yapıp da ya yani bunu böyle böyle basit bir şeyle heba da etmez ya. Yapmaz değil mi? Ben o konuda net bir şey söyleyemem. Ben... İfade özgürlüğü konusunda çok şey söyledi. Twitter'ı satın almadan önce. Evet. Gelir gelmez de işte Donald Trump'ın hesabı başta Anket olmak yaptı. Üzere. Evet. Anketlaştı açtı ama. Birçok tartışmalı spekülatif ismin de hesaplarını hemen açtı. İfade özgürlüğü, ifade özgürlüğü diye dolaştı durdu. Hı. Ama bir kişi, bir genç Twitter'da açmış olduğu bir hesapla hesabın adı neydi? Elon Jet. Hatırlarsın bu daha önceki kayıtlarımızda. Evet jet, takip ediyordu. Evet yani konumunu havalandı nereye gidiyor. Hatta bu kişiye ya bundan vazgeç sana 5000 dolar vereyim hesabı bana devret demişti. O genç de beş bin yetmez bana 50 bin verirsen <laughs> olur diye böyle bir ilginç bir diyalog süreci de olmuştu. Twitter satın aldıktan sonra şimdi tak diye ifade özgürlüğünü savunan Elon Musk bu hesabı tak diye... Twitter kurallarına aykırı diyerek kapattı ortaya çıktı. Ne diyorsun? Ben ne diyeyim ben bir şey diyemem yani. <laughs> de, de, denen dendi şimdi. Yapmaması lazım. Patron yani. diyorsun. Bastı 44 milyar işte. dolar. Ama ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan diye de şey yapmayacaksın. İfade özgürlüğü işte hep aynı konu. Nereye kadar insanın özgürlüğü Başka birinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Adamın özel jetini niye paylaşıyorsun? Mahremiyet nerede kaldı yani? Ama zaten bu... Halka açık bir veri. Evet. Uçak verileri herkes takip ediyor. Yani kör gözüne var. parmak yapıyorsun şimdi. Tahrik ediyorsun yani. Niye? Ya şimdi işte, geçen... Bir sürü tek ilan Musk severi var. Sevmeyeni var belki. Işte, Nereye gidiyor? Bir üstte üste ediyorsun. çıkmışlar. Çocuğuyla eşini takip eden bir manyağın fotoğrafını yayınladı. Artık bunu durmadan takip ediyorlar. Şimdi Elon Musk'a yapılan hareketler de gündem olduğu için... Bazı böyle manyaklar türemiş Amerika'da. Sürekli onu takip ediyorlar, bulmaya çalışıyorlar, arabanın içinde fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar. Çocuğunun fotoğrafını çekiyorlar, karısını kovalıyorlar falan filan. Biraz da galiba hani dozu da bazen kaçıyor olabilir Amerika'da bile olsa. Burada zaten Türkiye'de öyle bir şey yapamazsın, kafanı kırarlar da. O açıdan hani öyle bir şey ortaya çıkmış olabilir. Bazı... Jette her zaman elin mask uçmuyor yani onu unutmamak lazım. Mutlaka öyle. Kişi de olabilir, çocuğu da olabilir. Ama Twitter önceki yönetiminin Twitter kurallarını işte ne bu kurallar şiddet çağrısı, şiddete hakaret vesaire Hı. hesaplarını engelledi bu kişileri sen ifade özgürlüğü geniş bir yorum çerçevesinde değerlendiriyorsun. Tak diye açıyorsun ama kamuya açık olan uçak hareketiyle ilgili şeyi tak diye kapatıyorsun. İfade özgürlüğü nerede? Test edelim. Ben ilana söveyim. <laughs> İngilizce bir türlü lügatı kullanayım. Yığıyım. O hesap benim hesabım kapanmaz. İfade özgürlüğü konusu başka. Adamın özel jetini kanlı takip yapmak başka. Sapık manyak dolu ortalık. Tamam açık veri olabilir ama bazı açık verilere herkes erişemez. Bunu az önce söylediğim konu. Bizim TC kimlikler çalınmış tamam. Deep web'te satılıyor. E tamam falan. Ama sen bunu app yapıp markete koyarsan artık hani bir level yukarı çıkıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Burada da evet jet verisi açık kanuni zorunluluk var. Her uçağın içinde kendi kuyruk numarasının sinyalini durmadan GPS'i gönderme zorunluluğu var kutu. O kutudan elde edilen verileri de işte fly radar gibi siteler var yayınlıyor. Sen de o, o kod numarasının elin maske olduğunu biliyorsun. İşte jeti takip ediyorsun. Ya tamam da onun içinde hep elin yok ki. Hani bu bir garip bir şey. Nereye kadar bu? Ha kapatmasa iyi olurdu tabi. Detayını bilmiyorum. Belki işin içinde başka bir şey de dönmüş olabilir. Para istemiş olabilir. Şantaj yapmış olabilir. Hakikaten 5'i 50 yapmış mesela. Belki 50 200 yapmıştır. Şantaja girer. O zaman kapatılması da normal olabilir. Ama onun dışında şimdi yapacağımız test sonucunda ben Elana sövdüğümde hesabımı kapatırsa o zaman yargılarız onu burada. <laughs> ama bence öyle bir şey olmaz. Çünkü Amerika'da hakaretli suç değil yani. Tamam, burada bırakıyorum. Evet. Daha da ısrar etmeyeceğim. Davamız. Elen Baba, nasıl kurtardım selama? Hay <laughs> yani bizim şu Avanta'yı yani ateşlersen Twitter'da benim orada bir buton var. Orada kripto adresin var. Basıp oraya atarsın koçum. Bankayla uğraşma, kripto. <laughs> Hemen fırsata çevirdim. Bakalım. Öyle öyle. Burada adamın bilmem kaç milyon kilometre ötede okyanuslar ötesinden adamı savunuyorum burada. Ben. Şimdi sen bunları söyledin. Evet. Tabii ki podcast tarafı farklı işliyor ama YouTube tarafında işte insanlar yorum da yazıyor. Evet. Bir sürü yorum da yapan çıkacaktır şimdi. Evet. Üst üste yorum yapanlar, ısrarlı yorum yapanlar. Hatta spam boyutuna geçen yorumlar da yapanlar olacaktır. Bugüne kadar da oldu, çok oldu. Ciddi bir sorundu bu. Özellikle YouTube tarafındaki yorumlarda. Şimdi YouTube demiş ki hop kardeşim bundan sonra yapamazsın. Eğer yaparsan ben senin tespit edersem 24 saatliğine banlayacağım. Engelleyeceğim ve yorum yapacağım. Hani ifade özgürlüğü? <laughs> Ama bu böyle bir şey değil. Bu tabii ki şimdi şey yapma. <laughs> ben trollik yapma hakkım elimden alındı benim ya. Ben şimdi nasıl yazacağım YouTube'da yorum? Evet bu önemli YouTube tarafıyla ilgili önemli gelişmelerden bir tanesi bence. Güzel de bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de insana gına getiriyordu. Üst üste defalarca aynı şeyi tekrar insanın kafasına kakar gibi yorumlar yapan insanlar oluyordu. Bir toksik kullanıcı olarak adlandırılan bir durum bu. Ne diyorsun? Şimdi e, kanal yöneticilerinin o insanlara yorum yapmalarını engellemeye dair yöntemler var. Hatta içeride otomatik bir sistem var. Bazılarını şeye gönderiyor. onaya gönderiyor yorumlarını, Onaylıyorsun. Bu yapılan sistemde yapay zeka direkt olarak hani el koyacak şu duruma ve hani bunu abartılı bir şekilde herkese yapıyorsa yani adamın görevi, misyonu veya hobisi böyle toksik karakter olmak, troll olmaksa onun da hesabını kapatacakmış. Ama bir Gmail hesabı açmak herhalde 3-4 dakika sürer işte. Hani tekrar başka bir hesapta açılabilir ki. Piyasada kiloyla da Gmail hesabı satılıyor zaten. Nereye kadar engel olabilir? Burada aslında böyle bir haber yayınlayarak YouTube yayıncılarını biraz daha platforma, daha doğrusu dijital yayıncılık yapanları platforma çekme arzusu var burada. Çünkü e, bildiğiniz gibi canlı yayın konusunda YouTube hala çok dünyada tercih edilen bir platform değil. Yaygın ama değil. E, en çok Twitch kullanılıyor. Özellikle oyun yayınlarında vesaire. Facebook'ta bir şey açmaya çalıştı ama hala insanlar Twitch'te. Orada çok farklı bir ekosistem var. Ve oradan o e, yayıncı çalmaya çalışıyorlar bu tarafa. O yüzden bir takım böyle işte süper teşekkürdür, şudur budur özelliklerin içine entegre edip e, biraz oradan kullanıcı çalmaya çalışıyor. Yoksa bu yöntemle hani Adam toksik olmayı kafaya koydu mu? Onu her türlü çözer yani. yani. Ve nereye kadar mesela? Öyle bazen ince dokunur ki böyle minik miniksini ya pirana gibi ufak ufak kopartır. Totalde sana rahatsızlık verir ama bir yorumu rahatsızlık vermeyebilir mesela. Engellemek zor olabilir işin içinde ifade özgürlüğü giriyor çünkü. <gülüyor> <Diyorsun>. <gülüyor> Ama ısrarla aynı şeyi yazmak ifade özgürlüğü değil. Yapay zeka teknolojisi iyi çalışırsa bence ben yararlı olacağını düşünüyorum. Bir sürü diyelim ki yüzde bir iki gibi bu toksik kullanıcı kitlesi diğer ari duygularla sürecin parçası olan insanları irite ediyor, rahatsızlık veriyor. Bunu da önler. Yapay zeka teknolojisi sağlıklı ve iyi çalışırsa. Ya ne yapay zeka ya arkadaş? İki haftadır ortalık birbirine girdi. Bu işte Open AI'ın önce Dali ile yaptığı resim oluşturma, fotoğraf oluşturma sistemi. Ondan sonra chat GPT ile chat çok güzel bize akıl yanıtlar vermesiyle ilgili olarak bazı böyle teknoloji yazarları da video çekmiş. Clickbait yapmışlar. Diyorlar ki chatbotu işinizi elinizden alacak. Bir yandan çünkü yazılım örneği de veriyor ya ortalığı velveleye verdiler falan. Bayağı da eleştirdiler bununla ilgili olarak. Bu yapay zeka konusunu daha ya tam olarak anlayamadık galiba. Yani yapay zeka büyük veriyi harmanlayıp onun sonucu olarak da ortaya bir veri sunan bir şey. Yani aslında bir zihin değil. Hani için içinde zeka geçince Mevcut verileri kullanan, derleyen, harmanlayan bir ne diyelim? Veri setinden yararlanan. Yani evet de... büyük bir veri tabanlı manipülasyonu diyebiliriz buna. Şimdi işin içinde yapay zeka girince bu chat YouTube'daki şeylere yorumların engelleme konusuyla ilgili konuda da öyle. Sonuçta o da bir algoritma çalıştıracak. İçinde çok kötü, negatif görülecek şeyler yazarsa birileri ona muamele yapacak. Ama günün sonunda baktığınız zaman ne kadar başarılı olur? O bir insan değil, bir editör de değil dediğim gibi yavaş yavaş adamı da ufak ufak da fırçalayabilirsin yani. Böyle birden de gazlamazsın. Bana biraz böyle hani bir şey yapıyoruz. Bak işimizin başındayız gibi geldi bana. Hani onun yerine biraz şu Google tarafındaki aramaları bir adam etseler de daha doğrusu gün sonuçlar çıksa şu chatbot'undan biraz feyz alsalar falan daha güzel olur diye düşünüyorum Google tarafında. Evet bu yapay zeka tarafında çok farklı gelişmeler olacak. Şu anda hani yapay zeka biliyorsun 3 segment ayrılıyor. Bir dar yapay zeka olur. şu anda halen içinde olmuş olduğumuz yapay zeka teknoloji süreci. Bir genel yapay zeka dediğimiz yani insan zekasına yaklaşan bir seviyeyi kastediyoruz. Bir de süper yapay zeka diye geçen artık insan zekasının da yeteneklerinin de üzerine çıkmış olan bir çok ileri versiyondaki bir yapay zeka sistemi. Şu anda dar yapay zeka sürecinde Tabii ki bunlar mevcut verilerde. Hani kapasitesini geliştirip kendi de yorum yapabilir aşamaya geçti. Yani insan genel yapay zeka aşamasına geldiğimiz andan itibaren her şey aslında değişmeye başlıyor. Şu anki haliyle şey. çok şaşırtıyor bizi şaşırtıyor. de. Şaşırtıyor. İşin içine biraz yani, duygu katarsa harika olur tabii. Yani chat GPTA'yı de o kadar küçümsemeyelim. Yani, İnanılmaz insan yorumlarına yakın birçok eğitimciden ya da teknoloji çevresinde insandan yani eğitim alanını çok derinden etkileyecek. Hayatı çok kolaylaştırıyor. Ödev yani. verdiği zaman öğretmenler ya yani çocuklar. Çok kısa bir süre içerisinde yazıyor, falan. yazıyor, güzel ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir dil modeli sonuç itibariyle. hani oradaki ürettiği şeyler, başkalarının yazdığı aslında ona öğretme öğretme diyorlar, yapay zeka öğretme. Ona ne yapıyorlar? Yazılmış yazıları kovayla boşaltıyorlar. Oradaki yazılan paragraflar ve sentezlenen şeyler aslında başkalarının yazdığı şeyler onlar. Onları bir araya toparlıyor. Biraz belki burada sadece bir terazi sistemi kurulmuş. Eğer bir tarafa bir yön ağır basıyorsa chat GPT asla bir şeyden taraf olmuyor. Hı hı. Hep denge kuruyor. Yani hem negatif hem pozitif tarafı algılayıp ona göre bir yorum yapıyor. O yüzden hani düşündüğünü varsayamayız. Ama çok güzel bir veri tabanını hı hı. çekip çevreliyor sonuç itibariyle. Ama bir gün öyle bir noktaya gelecek ki biz onu ayırt edemeyeceğiz. Aslında hiçbir zaman yine insan gibi olamayacak sadece bizim ayırt edemediğimiz kadar mükemmel hale gelecek. Olay bu. Evet, aynen. Son konu başlığımıza da geçelim ve bu haftaki bölümümüzü de tamamlayalım. Küresel anket şirketi YouGov. 38 pazarda bir araştırma yürütüyor sevgili Dağın Uzgur. Ve dünyanın en iyi ilk 10 markasını araştırıyor, sorguluyor. Eylül 2022'den geriye dönük 12 aylık bir dönemi kapsayan ve 380 markayı kapsayan bir sıralama bu. İşte gösterim sayısı, kalite, değer, memnuniyet ve öneriler dahil olmak üzere birçok faktörü sorgulamış YouGov. Ve 2022'nin öne çıkan ilk 10 markasını belirlemiş. 127 puan almış Samsung Electronics. 106 puanla ikinci sırada Google. YouTube 85 puanla üçüncü. Netflix 59, Shopee 51, WhatsApp 50, Toyota 41, Colgate 34, Mercedes Benz 34 puan ve Lidl 33 puan. Bu Shopee Lidl bizde değil tabi. Bu araştırmanın tabi hani dünya çapında mı yapıldı? Amerika'da kısıtlı. Ya, 380 demiş. markayı evet. Küresel demiş 38 bir de. pazarda. Ama işte Shopee ile Lidl biz hiç duymadık bilmiyoruz. Diğer markaları biliyoruz. Samsung'un aldığı puan da beni şaşırttı. Sanırım o da herhalde uzak doğu. ...faktörü. Çin Min'deki anketteki sonuçlardan etkilenmiştir diye düşünüyorum. Apple'ın olmaması da çok garip. Çok ilginç. Yani. Bir de diğer bir unsur da yani teknoloji şirketleri neredeyse tamamının teknoloji şirketi olduğunu söyleyebiliriz. İşte Colgate'de Mercedes, Benz, Toyota onlar da gerçi birçok boyutuyla teknoloji şirketi olduğunu Yani ben anket hani çok şey bulamadım şimdi. Bazı aradığım markalar yok işin içinde çünkü garip geldi. Şimdi hani memnuniyet, değer, kalite falan deyince hani... Ne bileyim? Başka markaları sanki görmek istiyoruz gibi geldi arada. Bir sıralama daha var. Dur ben de onu söyleyeyim. Not almıştım şuraya. Program bitmeden boşa gitmesin notum. 2022 yılı basın özgürlüğü sıralaması açıklanmış. <laughs> ben de onu söyleyeyim. Buyur. Ha birinci Norveç. Yani zaten beklenen bir şey. Sadece el kremi değil. Aynı zamanda basın özgürlüğü konusunda da çok ileride ki İki Danimarka. Üç İsveç. E, 16. sıra Almanya diye ilerliyor. 86'da İsrail var. 119 Katar. 119. Ha Dünya Kupası faktörü. Biz kaçız? Basın özgürlüğü. <gülüyor> Biz, <gülüyor> Biz kaç, kaçız acaba? 119'a kadar geldim yokuz. Yokuz. Yokuz, yokuz anne. Hani 120 de, diyeyim. Ya 149'cuk. Yani evet totalde zaten 180 e, Kuzey Kore. Hani Kuzey Kore'ye yaklaşmışız. Ya bence bir listede her zaman en iyi olmak lazım. Ya en yukarıda olacaksın, ya en aşağıda olacaksın. O yüzden bence Kuzey Kore'yi de geçip o sırayı bizim almamız lazım. Gereken yapılsın. Çünkü şimdi 149'dan 1'e çıkmak çok zor. Bayağı mesafe var ama 149'dan 180'e gelmek daha kolay gibi geldi. Yani bence Kuzey Kore'ye geçeriz biz. Bir üstünde de şey 178'de İran falan var. Onu da sollayabiliriz. Evet. Biz bunu oynayalım önümüzdeki yıl. Evet sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Ben daha fazla yorum yapılmasına müsaade etmeyeceğim. Bizim ifade özgürlüğü sıralamamız listemiz belli. Şimdi yorumları burada kapatıyoruz. Programımız sona ermiştir. Programımız da kapandı. Böyle eski şey tarzıyla bitirelim, toplayalım böyle. Toplayalım. Bir şey daha var ama. Biz yorumlamıyoruz. İstiyorsanız siz aşağıda yorum alanları var. Evet, yukarı mı gidelim, aşağı mı gidelim? Şey süper teşekkür bölümünü de söyleyeyim. Süper teşekkürümüz var. Onu da söylemem lazım. Evet Optimus Subtimum bize süper teşekkür göndermişti. Bu hafta da ona ben buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Programımızı ve yayınlarımızı desteklemek için siz de süper teşekkür gönderebilirsiniz. Yapacağınız bu süper teşekkürler yol, su, elektrik olarak müessese bize geri dönmektedir. Yeni programlar olarak evet. geri dönecektir deyip bu haftaki 93. bölümümüzde tamamlamış olduk. YouTube ve podcast platformlarında bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz bu haftaki bize ayrılan sürenin de sonuna geldik diyelim. Kim ayırıyorsa o süreyi <laughs> evet. Gelecek hafta 2022'nin son bölümünde bakalım neler konuşacağız hep birlikte. Önerileri bekliyoruz. Bekliyoruz. Bunda açılışta söylediğimiz gibi ihmal etmeyin lütfen. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. <laughs> Twitter, Starlink'i Mark Zuckerberg hala gerçekleşmeyen Metal dün bugün gelecek. gelecek Konuşuluyor bugünün ötesinde Dün bugün gelecek